Mehmet Acet Yolumuz Erzurum'a düşünce Gazetecilik hayatımın ilk 10 yılı yurt dışı iş gezilerinin yoğunluğu içinde geçti. 1998'de 22 yaşında genç bir muhabirken Kazakistan'ın get dolarında Doğu Türkistan Türklerinin dosyasını yaptım. Aynı yıl Amerika'nın batı yakasında Los Angeles'ta bir cami açılışı için ülkenin dört bir yanından oraya akın eden Amerikalı Müslümanların yaşamlarını, inanç dünyasını konu alan yarım saatlik belgesel hazırladım. Bir yıl sonra Kosova'da savaş muhabirliği, devamında Brüksel'de Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yapılan AB zirveleri. Aralarda onlarca ülkeye yapılan haber, dosya amaçlı geziler. Bir şikayetim yok tabii. Kendimi bu anlamda talihli görüyorum. Yalnız bu kadar seyahatten, yurt dışı tecrübesinden sonra bir ara içimi bir korku sardı. Bir yabancılaşma korkusu. Doğup büyüdüğüm memleket ve İstanbul dışında Anadolu'yu doğru düzgün tanımıyordum. Biraz da bu nedenle Ankara'ya geldikten sonra Anadolu şehirlerine yaptığım geziler yurt dışına gidişlerden daha fazla heyecan vermeye başladı bana. Salı sabah Ankara'dan kalkan uçağımız Erzurum üzerinden süzülerek havaalanına doğru iniş yaparken aklımdan bu anlattıklarımı geçirdim. Bir tatsız hikaye. Bir Erzurum hikayem vardı aslında. Tatsız bir hikaye ama. 2004'te Sarıkamış Şehitleri için yapılan bir yürüyüş programı için uçağımız bir akşam vakti Erzurum'a inmişti. Grup, Tabya denilen askeri bir bölgeyi ziyaret edecek, yalnız bizim çalıştığımız kurumun o dönem genel kurmayda akreditasyonu olmadığı için biz bir başımıza başka bir yerde grubun yeri dönüşünü bekleyecektik. Teselliğimiz aramızda bu durumdan rahatsız olan başka gazetecilerin de bulunmasıydı. Bir başka televizyon kanalında program yapan Güven İslamoğlu, bizim maruz kaldığımız muamele nedeniyle Tabya'da bir binbaşıyla tartıştığını anlatınca moral bulup kendisine teşekkür etmiştim. Memleket meselelerine duyarlı zehir gibi gençler. Erzurum'a bu defaki giriş maksadımız üniversite öğrencileriyle buluşma. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde oluşan Diplomasi Akademisi'ne seçilen zehir gibi gençlerle memleket meseleleri üzerine söyleşi yaptık onlara Türkiye'nin 10 on yıllarının hikayesini özünde müesses nizamın siyasi iktidarları frenlemesi ya da seçimle gelenlerin gücü ve cesareti oranında kurulu düzenin oyuncağı olması ya da olmaması halini yansıtan darbeler muhtıralar tarihinin nasıl bir mantıkla izah edilebileceğini anlattım. gençlerden konuştuğum konulara göbekten bağ kuran sorular geldi. bu iyi bir şey. Bir buçuk saat boyunca göz temasının kesilmemesi, üniversite öğrencilerinin en azından orada bulunan gençlerin sadece vizeler ya da kişisel gelecek endişesiyle vakit geçirmediklerini, memleket içinde kafa yorduklarını gösteriyordu. Konferans öncesi vaktimizin önemli bir bölümünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le sohbet ve şehir turu yaparak geçirdik. Sekmen Erzurumlu ama belediye başkanı olmadan önceki hayatını İstanbul'da geçirmiş zaten ismini refah partisinin İstanbul'da kazandığı ilk seçimlerden Kartal Belediye Başkanlığından biliyoruz. Kendisini tanımadan önce etraftan duyduklarımız mütevazı, çalışkan, sevilen, sempatik bir başkan olduğu yönündeydi. Erzurum'da birlikte epeyce bir vakit geçirdikten sonra Mehmet Sekmen'in şehre vizyon katan başarılı bir dönem geçirdiğini de kendi gözlerimizle gördük. Erzurum'da bir dünya markası palan döken. Mesela şöyle bir hikaye anlatayım. Bizim Palandöken diye bildiğimiz onların dağın zirvesinden yola çıkarak Ejder 3200 dedikleri kayak tesislerini dolaştık. Tesisler her yıl milyonlarca dolar zarar ettiği için birkaç yıl önce özelleştirme idaresi tarafından satışa çıkarılmış. Haliyle kimse talip olmamış. Bunun üzerine belediye yönetimi bu işin üstesinden biz geliriz diyerek kolları sıvamış. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilince o da uyarısını yapmış. Bak buraya talipsin ama sonra daha büyük borçla karşıma çıkacaksan hiç girme diyerek. Sonuç 15 milyon liralık yeni yatırımlar sonrası Palandöken tesisleri dünyanın ilk 3 kayak merkezi arasına giriyor. Tesise gelenlerin yıllık sayısı 20 binlerden 125 binlere fırlıyor, zarardan kara geçiliyor. 6 belediye başkanının parti isteğiyle istifaları meselesi Ankara'nın birkaç haftalık gündemini belirledi. Haliyle yerel yönetimlerin başarıları ya da başarısızlıkları da toplum içinde tartışılıyor. Bu tartışma yapılırken işini düzgün yapan, düğününde cenazesinde halkın yanında duran, yönettiği şehrin katma değerini yükselten belediye başkanlarının başarı hikayeleri gözden kaçmamalı. Ki ben bu çerçeveye uyanların sayısının çoğunlukta, yönettiği şehirde memnuniyetsizlik dalgası üretenlerin azınlıkta olduğunu düşünenlerdenim. Mehmet Acet, Yeni şafak. Get.